Bu faciayla ilgili size, şehit olmuş askerlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türk halkına, şahsım ve Azerbaycan halkı adına derin hüzünle başsağlığı diler, yaralılar için şifa dilerim ifadelerini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti. Tatar, yaralılara acil şifalar, şehitlere rahmet, yaslı aileleriyle yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine de başsağlığı diledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Savunma Bakanı Akar'a mesaj göndererek elim olaydan duyduğu derin üzüntüyü ifade etti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Libya Dışişleri Bakanı Taher Siyala da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak taziyelerini iletti. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, taziye mesajında Türkiye'nin acısını derinden paylaştıklarını ifade etti. Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı ile Gürcistan, Arnavutluk Dışişleri Bakanları da taziye mesajı iletti. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza sosyal medya hesabından Türk bayraklı fotoğrafla birlikte paylaştığı mesajında Türkiye halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduklarını belirtti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve Irak Türkmen Cephesi'nin taziye mesajlarının yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, Norveç, İtalya, İran ve Pakistan'ın Ankara Büyükelçilikleri de sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımladı.